Evet e, değerli seyirciler e, haftanın açılış maçında Galatasaray, Yükatay Kayseri Spor karşısında 4-0 önde. Icardi'nin headtree'yi var. Penaltılar, pozisyonlar, kırmızı kartlar. Kırmızı kart diyeyim daha doğru bir ifadeyle ama e, verilen verilmeyen kartlar, pozisyon itirazları ki bir tanesi hala devam ediyor. E, Yükatay Kayseri Spor dakikalar önce 10 kişi kaldı Macit Hüseyin'i. Var uyarısıyla bir penaltıya hükmetti Mustafa Kürşat Filiz. Böyle bir yandan Galatasaray için rahat geçiyormuş gibi gözüküyor. Ama diğer yandan da enteresan hakem kararları var. Bir kere Kayseri takımı Fenerbahçe Kupa maçında da böyle ön da baskı yaparak oynadı. Orada biraz daha iyi tutturmuşlardı Fenerbahçe... Ee, arkaya bu kadar kolay kaçamadığı için Galatasaray arkaya topu attığı anda hızlı adamlarla pozisyon buluyor ki zaten Fenerbahçe maçında da 4 olmuştu. Burada ilk yarıda 4 oldu. Yani oyun alandaki baskıyı yapamazsanız bir uzun top arkaya ya da bir ara top savunma arkasına arasına e Galatasaray'da bunu çok iyi yapan oyuncular var. Hemen cezayı kestiler hocam. Yapmaya da devam etti Kayseri takımı. Hocam İstanbul'da Galatasaray'a Fenerbahçe'ye kendi sahasında oynarken, oynarken hani ya, <laughs> öyle bir cümle yok Türkçe'de, oynarken'e böyle oynarsan adamı yamuldurlar. Söyleyeyim onu, bu bu şey abi, harakiri mi derler ne derler, yani evet. çıkıyorsun, Kayseri aynı Fenerbahçe'nde de öyle, bir 20 dakika Allah diyorsun bu nasıl iş, ilk giden top gol oluyor. <laughs> Burada da her giden top gol oluyor evet, yani. Hocam bu tarz oynanmaz abi. Büyüklere böyle oynayamazsın. Böyle oynarsan faturayı keser. Oynarsan böyle olur. Orada biraz geç kestiler. Burada çabuk kestiler. Tamam hakem hakem var. Konuşacağız onları ama yani böyle oynayamazsın abi. Yani akılcı bir oyun sistemi değil bu. Ha Kayseri diyor ki işte yukarılara oynayacağım, yeneceğim. Önce bir beraberliği düşün abi. Ondan sonra yenmeyi düşün. Önce beraberlik şeklinde oyna. Ama defans yani onda da gelip defanstan bahsetmiyorum oyunu hafif sıkıştır. Galatasaray'la oynuyorsun. İyi adamları var. Ricardi düzeltti, bastı, düzeltti, bir daha düzeltti. O tarafa koyu verdi. Onu yaptı, bunu yaptı. O tarafa hala adam gelecek orada. Sen de hala bakıyorsun abi. Olmaz. Olmaz. Karşında iyi oyuncular var. Hele onlara bu imkanları verirsen, rahat imkanları. Tabii. Pres yemeden oynuyor Galatasaray ucumu. Yapmaya Nerede Nerede adamla oradalar Yapamaz ama ben. o kadar kolay geçiyor ki Galatasaray. Orta sahayı Galatasaray Olmaz inanılmaz mı? geçiyor. Çabuk geçiyor. Bir de akıllı oynuyorlar. Bir, ter, bir ters top yapıyorlar. Bir bir top, bir ters Yani kusura bakma akıllı bir oyun sistemi değil. Evet. Aptal bir oyun sistemi. Yani çok ee, bu kez hani Çağdaş Hoca'yı beğenirim ben ama bu kez iyi çalışmamış dersin. E Fener maçında da aynıydı. Bakma sen Fener faydalanamadı. Burada Çabuk faydalanamadı. Da, 4 oldu hocam e, tabii. bu arada orası da. Yani burada da bilmiyorum tabi hafta içi maç ama var. ama bu kadar rahat faydalanamadı. bu kadar rahat faydalanamadı. Yok, evet. Burada da hani belki vites düşürürse haftaya maç var hafta içi falan. Burada 4 tane diyor. daha pozisyon var mesela. Hocam hadi. var. Yani, onlar... onlar şeye kırmızı istiyorlar. E, maçın sonundaki pozisyonu. Nerede ona sonunda? bakacağız. Hocam şöyle bir şey soracağım. Yani sadece kırmızı için de değil. Ee, örneğin, Torreira'nın pozisyonunu görmedi. Biz düşündük, ne verdi bu? Neye verdi? Acaba buradaki pozisyona mı yok, verdi dedik? Yok, O gözüküyor ne verdiğini. Sonra baktık verdi diğer pozisyona vermiş. Akşam e anlatacağız. O pozisyona verdiysen nasıl olur? Bak bunu mesela biz... Onu niye böyle ha, yaptın? Bunu niye miydi, böyle yaptın? Böyle miydi? Bak, niyet okumaya çalışıyoruz. Şimdi Nelson'un pozisyonu da gayet hani üzerinde konuşuyoruz. Maç geldi. içinde de var. Bana bir mesaj geldiydi. Bu maçtan evvel geldi. Lale Ortanın bu hakem hakkında, bu hakem hakkında yorum yaptığı televizyonda ya bu adama nasıl maç veriyorlar? Bu bir alt kümede maç yönetemez dediğini söylediler bana. Yok canım. Maç tayininde. Yani şey maçerken, de yayıncı kuruluşta yayıncı yorumcuyken bu hakem için ya bu hakem öyle bir hakem değil. Yani bu bir alt kademede bile maçı zor verirsiniz dediği bana geldi. Ben gönderenine yalan istiyorum ama doğru olduğunu zannediyorum. E o zaman veriyorsun, veriyorsun da bakıyoruz bir 45 dakikada gördük. Yani ee, yani bence kaldıramadı şu anda bu maçın ağırlığı. Koç çok hakem kaldıramıyor da. İyi de hocam yani e, şuradaki adamın yani şuraya di, 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 di şeyini koyuyor, topuğunu koyuyor buraya. Adamın çenesine darbe geldi onu görmüyorsun. Bu tarafa mı faal diyorsun? E burada başka bir şey var. Yine maçın içinde Ya bir tane bele ne falan ne yapıştı ya. birisi. Ne Şuraya ya. geldi. Bu Şu tarafa ba geldi galiba. Hayır, bademciyi aldı. Bademci. Birisi bo falan evet. bizim nişanlıyı geçti hocam. Orada başka <gülüyor> noktalara <gülüyor> gider. Söylemeyelim biz onu. Eliliğe girmiş. Şimdi ne zaman hangi kartı vereceğim, vermeyeceğim? Nerede sarı, nerede kırmızı? E o zaman nasıl e o, bayağı evlilik var orada. E, ee, orada bir. da nişanlıdan, nişanlıdan, hallice. Hallice evlilik pozisyonu var ya. ilk gece gibi gidiyorlar beraber. Yani o yüzden sanki biraz e, kontrolü kaybetti gibi geldi. Görüntülerle beraber konuşuruz. E, ama Galatasaray çok e, dinamik, oynuyor. istekli, rahat. Ee, mesela daha önceki aralarda sıkıntı yaşamıştı ama burada kupa maçı olduğu için ritmini de kaybetmemiş gözüküyor. Evet. Bir de yani o iyi oynadıkları zamanki havayı estiriyorlar. Şey biraz daha kuvvetlenmiş, Ricard'i biraz daha sağlam basıyor. Biraz yere. daha toparlamış değil mi şu anda? Mertens'in girmesi tabii oyunu Doğru, çevirmesi, Alverin, döndürmesi falan. Kolay. Birkaç tane öyle ayak olunca farklı oluyor tabii iş evet. yani. Kaliteli takıp Türkiye şartlarına göre. Hocam, İkinci yani gol çok güzel. Beraber oynayabiliyorlar evet, ve evet. beraber düşünebiliyorlar. En önemlisi bu. Bunu da hızlı yapıyorlar. Kerem iyi şeyler Kerem şeyler yapmaya kalkıyor ama daha iyi daha neticeli hareketler yapması lazım. Yani e, kendi kabiliyetini yerlerinde kullanmıyor. Çabukluğunu yerinde kullanmıyor. İlk deparını yerinde kullanmıyor. Başka başka yerlerde evet. kullanıyor. Yani e, kabiliyetli olduğu kısımları olmayacak yerlerde kullanıyor. Raşit'sa da e, hani maç içinde bölüm bölüm oynuyor ama e, çok meziyetli bir oyuncu. Onu biraz daha böyle geniş zamana yayabilse aslında ya, çok Rashica farklı şeyler olacağını düşünüyorum da değil. İyi de defans yapıyor. İyi kavga ediyor. Yani rahatlatıyor ortayı. Bayağı giriyor çıkıyor. Her tarafa giriyor tabii, çıkıyor. Tabii. Yani çok büyük avantaj. Bakalım onun çünkü... bonus servisini alabilecek mi Galatasaray? Onu yani da deniyorlar diye Galatasaray çok yani genç bir takım değil. Onun için iyi yerlere giriyor çıkıyor. Defans olarak orta sahada bayağı iyi şeyler yapıyor. Attığı gol de mesela attığı gol güç golü. Tabii. Girdi, yürüdü, iyi vurdu yani. Kuvvetli bir hazır bir sporcunun, idmanı iyi yapan bir sporcunun golü. O kadar gittikten sonra o vuruşu yapmak iyi bir olay. Galatasaray'da bu 11 zaten en ideal 11 gibi gözüküyor. Özellikle Adekukbe'de e, devre arası transferi yerli kontenjanında sayıldığı için o anlamda da rahatladı sarı kırmızılı takım. E, ve hani 4-0 bilemiyorum ikinci yarıya biraz kart sınırında oyuncular da var ne bileyim. Torreira kart sınırında, Oliveira kart sınırında. Alır mı Kerem, Olur. e, Raşitsa, bunlar şey Raşitsa değil, Icardi kart sınırında. Yani e, Barış Alper var oyunda olmayan. Şimdi hafta içi Alanya sonra kara gümrük maçı. Icardi ucunda oynayan bir futbolcu. O kadar. Kart alacağını zannetmiyorum yani. Icardi kart ne alsın? Yani aptal bir oyuncu ancak değil. Ancak itiraz olan falan ediyor zaman zaman. Olmaz yani. Şey. Onu da yapmaz. Bu maçta da öyle bir hava yok. Dörtten sonra onu da yapmaz. Ama yine de bir de rakip 10 kişi garantiye kalmış. Garantiye alabilir tabii. Garantiye alabilir. Olabilir her şeyi düşünebilir. 60'a kadar oynatır. Hani bir, bir, gol daha atarsa falan diye. Onu da düşünebilir. Söyler de seni alacağım der. 60'a kadar git seni alacağım diyebilir. Ama mutlak yedek oyunculardan faydalanacak. Mutlak. Değil mi? Şimdi mutlak. zaten 4-0 yakalamış. 4 sonra sonra kişi ha. kalmış. He. Mesela Abdül, Abdülkerim şeydi. E, ee, sakat da geçen hafta çıktı. E, burada da hafta oynuyor. içinde bir, birkaç antrenmanı kaçırdı. Sonradan çarşambadan Çarşamba günü başladı. Alabilir, onu alabilir. Tekrar sakatlığın nüksetmesin diye. Falan. Aşil'de bir hafif bir zorlama vardı. Aşil Tendonu'nda. Evet. Onlar sıkıntılı. Hemen bir yedeklere de bakalım. Ee, arkadaşlarımız biz e, e, yedek kadroyu da şimdi ekrana getirsinler. Hocam ya kadınlar da Avrupa'da Basketbolda, hocam... voleybolda harikalar yaratıyoruz. Bizim erkeklerde iş yok ya. Erkeklerde yok hocam Ne varsa kadınlarla <laughs> var kadınlar, hocam. Biz ancak konuşuyoruz hocam biz ya. Kadınlar, bizim kadınlar erkeklerden daha erkek. A hocam biz Baksana ancak konuşuyoruz. Onlar hocam, iş yapıyor. Bizim, onlar biz, biz konuşuyoruz. Bak. Onlar da uzun zamandır iki, iki grupta da iyi organizasyonlar var. evet, var. Kadın voleybolunda da basketbolunda voleybol. da yani iyi organizasyonlar için... var hakikaten. Bizim futbol Türk tarafı, bizim futbol tarafı utansın. Her iki şampiyonlar liginde de Baksınlar utansınlar bizim erkek erkek futbolcularımız. Mitchell, erkek futbol Belkan, alemimiz, futbolcularımız Yunus, değil Gomez, Yani çok fazla girebilecek. Kaan mesela belki Yunus oynatabilir. Gibi, Kaan oynatabilir. Dinlendirebilir. Ee, e, baya aslında hani dinlendirip hem dinlendirip hem zaniyolo, de zaniyolo olabilir. E, Hem de karttan koruyabileceği oyuncular var. O konu önce sanıyorum. Hemen hem ikinci yarının başında hem de e, ikinci yarı içinde bunları yapacaktır. Bir 45'te yapıp sonra bir 60-65'te yapabilir. Evet. Çok da hani... Çünkü spor... kupa maçı olmayacağı için Tabii. hani hani uzatmaya falan gitmeyecek bari Yani şey. öyle bir şeyi de yok maçın. Hani kupa maçı yok. olsa dersin ki ya uzatmaya gider, penaltıya gider, ona göre de oyuncu değişir. O yüzden salı günü çünkü salı akşamı e, Alanya deplasmanı var. E, hafta sonunda da kara Karagümrük maçı var içeride. 10 güne 3 maç sığdıracak takımlar. Burada e, bayram sürecinde zor bir fikstür var hocam. He. Dolayısıyla e, bu yoğunlukta bakalım nasıl ekonomik kullanacak. Kayseri adına da farkın daha çok büyümemesi adına belki e, biraz daha orta sahayı güçlendirecek hamleler görebiliriz. Belki Akah'ı, Atlamah'ı ya da savunma da düşünebilir mi? E, Hüseyin de çıktıktan sonra ona da bakacağız Çağdaş Hoca'nın hamlelerine. E, Mustafa Kürşat Filiz'in verdiği vermediği kararlara ilişkinde görüntüler geldikten sonra biraz mesai gerekiyor gibi hocam değil mi? Var bayağı göstereceğimiz şeyler var. Var var bayağı var. Bayağı yorum yapacağımız şeyler de var. Peki efendim biz toparlayalım. İkinci yarı için sözü skorboard'a bırakacağız. Skorboard'un ardından 90 artı 1'de hem maçı pozisyonları hem de e, tartışmalı kararları bir hayli konuşacağız efendim. Az spordan ayrılmayın.